Son videoda size elektrofilik aromatik sübstitüsyona dair bir somut örnek göstereceğime söz vermiştim. Öyleyse şurada çizerek başlayalım. Diyelim ki burada bir benzerimiz ve moleküler bromla bir çözeltimiz var. O zaman hemen yanına da bir moleküler brom çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlik elektronunu da eklemiş olalım. Tabii başka bir broma da bağlı. Onun da 1, 2 3 4 5 6 7 elektronu bulunuyor. Bu ikisi birbirine bağlı ve bir tür elektron çifti olarak davranabilirler. Böylece bromların 8'er elektronu olduğu hissini yaratabilirler. Bu sanki mor elektrona, diğeri de mavi elektrona sahip olduğunu sanabilir. Evet. Şimdi diyelim ki bu karışımda bir de demir bromürümüz var. Bu tepkimeyi katalize edecektir. Şimdi buraya demir bromürümüzü çizelim. Demir şöyle ve ona bağlı 3 tane de bromumuz var. Şu şekilde. Demir bromür pek fazla karşımıza çıkmıyor. Ama burada düşüneceğimiz şey şu. Brom demirden daha elektronegatiftir. Yükseltgenmeyi düşünmüş olsaydık, bunlar her ne kadar kovalent bağlar gibi görünse de bromlar elektronları alma eğiliminde olacak bromun yükseltgenme basamağı 3 ve gerçekten de elektronları alıyorlar. Burada demir biraz pozitif yüklü olacak çünkü elektronlar ondan uzaklaşacak. Böylece elektron kazanmasının sakıncası yok ya da elektron almak isteyebilir diye düşünebiliriz. Lewis asidi olarak davranabilir. Hatırlayacaksınız Lewis asitleri elektron alabiliyorlardı. Peki elektronları kimden yakalayabilir? Belki bu bromdan bir elektron yakalayabilir. Tabi bunun her zaman olacağını söyleyemiyorum. Ancak doğru koşullar altında doğru enerjilerle birbirlerine çarparlarsa bu gerçekleşebilir. Şimdi daha önce kullanmadığım bir renk seçeyim. Yeşil olsun. Evet, diyelim ki bu yeşil elektron demir tarafından yakalandı. Şimdi neler olacak? Şöyle bir durumumuz olacak. Önce bu mavi bromu buraya yerleştirelim. 7 değerlik elektronunu da şöyle bir etrafına koyduktan sonra mor renkteki broma geçelim. Onun da şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlik elektronu var. Çünkü 7. elektron demir tarafından alındı. Böylece demir 7. değerlik elektronunu almış oldu. Şimdi molekülümüzün geri kalanını tamamlayalım. Demir burada. Tabi ona bağlı 3 tane de bromumuz da var. Şimdi aralarındaki bağları çizelim. Bunlar zaten bağlıydı. Şimdi bunlar da bağlandı. Bu elektronun demire geçmesiyle artık burada bir bağ oluştu. Tabii bu brom elektron kaybetti ve önceden nötrdü ama artık artı yüklü oluyor. Demir ise bu elektronu kazandı ve o da artık eksi yüklü oluyor. Şimdi bundan sonra neler olacağına bir bakalım. Şimdi bu şemaya benzeni getireceğiz. Buraya benzeni yeniden çizelim. Evet, çift bağlarımızı da şöyle bir yerleştirelim. Buradaki çift bağı çizmeden önce biraz netleştirmek için bu elektronu turuncu, diğerini ise yeşil yapalım ve çift bağımızı şöyle yeşille çizelim. Şimdi bu moleküle yeniden bakalım. Burada artı yüklü bir brom bulunuyor. Bromlar gerçekten çok elektronegatiftirler. Onları bazen eksi yüklü olarak görebilirsiniz. Buradaki artı yüklü brom bir elektron yakalamak istiyor. Doğru koşulların olduğu zaman bu elektronu gerçekten nereden yakalamak istediğini tahmin edebilirsiniz. Belki tam bu elektronu almak istiyor olabilir ama eğer bu elektronu alsaydı bu bromun yükü artı olurdu ki bu hiç istenen bir şey değil. Belki bu brom da bu durumda elektron çekmek isteyecektir. Yani bu brom bir elektron alırsa buradaki de alabilir. Kısacası bir bütün olarak bu yapının elektron yakalamak istediğini hayal edebiliriz. Bu bizim güçlü elektrofilimiz yani elektron almada epey başarılı. Bu benzenin brominasyonu nasıl olacak? Şöyle. Hidrojenlerimizi ekleyip daha net olmakta fayda var. Halihazırda her karbonda birer hidrojenimiz bulunuyor bazen elektrofilik aromatik sübsitüsyon yaparken bunu görselleştirmek önemlidir yani bu moleküllerin hepsinde bir hidrojenimiz var belki bu yapı o kadar elektrofilik ki aromatik halkayı kırabilir ve bu elektronu yakalayabilir şimdi bu elektron mavi broma gidebilir öyle değil mi bu mavi brom bu elektronu aldığı zaman kendi mavi elektronunu serbest bırakabilir ardından bu mavi elektron da hemen yandaki broma geçebilir Peki şimdi durum nasıl görünüyor? Ekrana biraz kaydıralım. Evet benzen halkamızı çiziyorum. İçteki çift bağlarımızı da çizelim. Tabi hidrojenlerimizi unutmadan onları da yerleştirelim. Önceki renk gibi yine mor Evet sayarak yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 hidrojen. Şimdi buradaki turuncu elektron aynı şekilde karbonda kalıyor. Ama diğeri buradaki brom tarafından alındı. Yani şöyle çizecek olursak bu elektron brom tarafından alındı. Brom'u biraz döndürerek çizdim. 6 değerlik elektronunu şöyle bir etrafına yerleştirelim. Evet süper oldu. Tabii şimdi bu elektron bu karbondan alındığından dolayı bu karbon artık artı yüklü oluyor. Son videoda bunu görmüştük. Bu bir rezonans kararlılığı. Yani bu elektron buraya geçebilir, buraya da gidebilir. Ama aslında aromatik benzen halkası kadar kararlı değil. Ama çok kötü bir karbokatyon da değil. Geçiş durumunda ihtiyacımız olan süre için yeterince kararlı. Peki buradaki molekül nasıl görünecek? Hemen ona bakalım. Şimdi bu mor bromun artı bir yükü vardı. Ama şimdi de bir elektron elde etti. Onu da şöyle çizelim. Evet, bir elektron elde edince yine nötr hale geliyor. Elektronları bir yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Elde ettiği bu mavi elektronu da buraya eklediğimiz zaman toplamda 7 değerlik elektronu oluyor ve yeniden nötr hale geliyor. Tabi bu brom demir bromüre bağlı. Onu da şöyle çizelim. 1, 2 ve 3 brom. Böylece bu mavi bromu benzen halkasına bağlamış olduk. Ama burada pek mutlu değil. Halkanın aromatikliğini bozmak istemiyor ve bir elektronunu geri istiyor. Peki elektronu nasıl tekrar elde edebilir? Bu arada çizmemişim ama buradaki yapının eksi yükü vardı. Onu da ekleyelim. Ayrıca şu elektronu da unutmayalım. Evet belki de bu yapı şimdi bir baz görevi görüp benzen halkasından bir proton alabilir. Tıpkı bir önceki videoda yaptığımız gibi. Bu bizim bazımız oluyor. Bütün bu yapı bir dereceye kadar güçlü bir elektrofil görevi gördü. Artık bromların birinden kurtulduğumuza göre bu yapı şimdi bir proton kapmak isteyebilir. Çünkü pozitif yüklü ve baz görevi görecek. Diyelim ki bu protonlar arasından bunu yakalayacak. Buradaki elektronsa halen yerini koruyacak. Şöyle farklı bir renkle kırmızıyla işaretleyelim. Şimdi bu elektron halen burada ve bu elektron baştaki karbokatyona geçebilir. Böylece yeniden güzel bir aromatik halkamız olur. Evet, durumu şöyle düşünebiliriz. Bu yeşil elektron hidrojen çekirdeğine geçecek. Bu gerçekleşince burada bulunan kırmızı elektron da karbokatyonumuza geçebilir. Peki, şimdi elimizde neler var? Evet, önce ilk baştaki benzen halkamızı çizelim. İki tane çift bağ var. Biri burada, diğeri ise şurada. Şimdi tek tek tüm hidrojenleri ekleyelim. Bu burada, diğeri şurada, bir hidrojen de burada. Evet bitmek üzere. Buraya kadar ekledik ama buradaki hidrojen artık yok çünkü alındı. Onu şuraya çizelim. Artık bu hidrojenin çekirdeğine yeşil elektron verildi. Tabi yeşil elektron mor broma bağlı durumdaydı. Böylece artık hidrojen de mor broma bağlanmış oluyor. Yani elimizde artık hidrojen bromür var. Şöyle bromun 6 değerlik elektronunu da ekleyelim. Tabi şunun rengi farklı olacak. Evet aradaki bağı da şöyle çizelim. Şimdi bu elektron demirden ayrılmış durumda. Bu yüzden demir bromür eksi yükünü kaybediyor. Yani ilk haline geri dönmüş oluyor. Şöyle altta da çizecek olursak önce demiri çiziyoruz. Ardından 3 tane bromu ekleyelim. Evet şu şekilde. Eksi yükünü kaybettiğinden dolayı buraya artık bir şey eklemiyoruz. Tekrardan benzen halkamıza geri döndüğümüzde buradaki kırmızı elektron karbokatyonumuza geçmişti. Yani artık burada. Bu bağın yerine de artık şurada bir çift bağ oluştuğunu düşünebiliriz. Evet, şöyle mor renkle çizelim. Tabi tüm bu videonun asıl amacının brominasyon olduğunu unutmayın. İşte bromo grubu burada. Turuncu elektronumuzu da şöyle alt tarafta işaretleyelim. Ardından bağlı olduğu bromu da ekleyelim. Böylece benzen halkasını brominasyonladık. Bu arada bir eksi bir de artı yükümüz vardı ama artık böyle bir şey yok. Birbirini götürdü. Çünkü eksi yüklü yapı pozitif yüklüye bir elektron verdi. Böylece ikisi de nötr oldu. Şimdi burada ne olduğunu netleştirelim. Daha önce gördüklerimizle olayı bağlamak için yukarıya geri dönelim. Bir benzen halkamız vardı. Burada henüz çok güçlü bir elektrofilimiz veya güçlü bir bazımız yok. Bu bromun demir bromüre bir elektron vermesiyle burası daha büyük bir molekül haline geldi ve tüm bu büyük molekül oldukça güçlü bir elektrofil gibi davranabildi. Ardından brom elektron yakalayıp benzen halkasının aromatikliğini bozdu. Ama sadece bu bromun oluşmasına yetecek kadar uzundu. Tabii bromun elektron alıp benzen halkasıyla bağlanmasının ardından serbest bıraktığı elektron diğer broma geçti. Tabi bu brom elektron almayı çok istiyordu çünkü artı yüklüydü. Bu gerçekleşince tüm bu yapı baz görevi gördü. Yani aynı molekülün biraz değişip ya elektrofil ya da baz görevi yaptığını görebiliyoruz. Ardından bu mor brom bir proton yakaladı ve bu elektronun karbokatyonuna geri dönmesini sağladı ve demir bromür yeniden ortaya çıkmış oldu. <laughs> Film gibi oldu. Aslında bu yapı tüm tepkime boyunca hiç değişmedi. Bu yüzden buna katalizör diyebiliriz. Yani esasında reaktantlardan biri değildi ve tepkimeye girmedi.